Evet hepinize var, Yeni serimiz olan Roblox Studio Guay e hoş geldiniz. Öncelikle bu videoya başlamadan önce e, temel şeyler olacak. Temel bir kodlama bilginizin olması lazım. Onun için de zaten kanalda şeylerim mevcut, içeriklerim. Anlamadıysanız gidip bakabilirsiniz onlara da. Ama diyorsanız en temel bir kod bilgim var o zaman geçelim. Çok gelişmiş bir şeye ihtiyacınız yok zaten. Şimdi bu videoda temel GUI elementlerini işleyeceğim. Ya bunlar ne video frame, screen falan filan. Şimdi öncelikle biz Goya'yı nerede yapıyoruz? Starter UI'nin içinden başlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Screen UI ee, direkt ekrana veriyor. Şimdi farklı çeşit UI'leri de göstereceğim ileriki videolarda. Şimdi başlayalım hemen. En temel şeyimiz olan frame ile başlayalım. Frame dediğimiz şey ne biliyor musunuz? bildiğiniz gördüğünüz gibi çerçeve yani Türkçe'ye çerçeve olarak çevriliyor. Bunun hemen bir ayarlarına bakalım mesela. Bu saydamlı rengi. Şöyle göstereyim. Sonra aktif. Border color da şeyi e, çerçeve şeyi işte yani dışının ne diyor kontür kontur şeyi. Bundan sonra zindexer. Bakın bu zindex ne işe yarıyor biliyor musunuz? Gördüğünüz gibi iki frame yaptım. Kırmızı atıyorum. Ben beyazın üstü olmasını istiyorum. Zindeksi yüksek olan yukarıda olur gördüğünüz gibi. Zindeksin olayı bu. Bu zindeks falan zaten her şeyde var. Size. Ha, şimdi size'a gelelim. İki tane size var. İki tane position var. Neden böyle biliyor musunuz? Bakın bir scale var bir offset var. Şimdi bakın ben şöyle küçülttüğüm zaman gördüğünüz gibi Nedense bu şey olmuyor. Orantılı şekilde şey olmuyor. Neden? Çünkü bakın, offset dediğimiz zaman piksel sayısına göre yapar. Şimdi şöyle düşünün. Bir telefondan baktığınız zaman yani şu an sallıyorum kaç piksel olduğunu tam bilmem. 500 pikseliniz var atıyorum. Şöyle bir genişlikte 500 pikseliniz var. O size ne kadar büyük geliyor değil mi? O telefonda 500 piksel ekranın tamamını kaplıyor diyorsun. Sonra bilgisayara geçiyorsun. Ah, küçücük bir şey kaldı. Neden? Arada çünkü çok şey farkı var. Piksel farkı var. Bunu nasıl çözeceğiz? Bakın şu ikisini de sıfırladım. Scale yaparak. Scale dediğim şey ne biliyor musunuz? 0.1 yaptığım zaman bu ikisini ne yapacak biliyor musunuz? Ekranın %10'unu kaplayacak şekilde. Çünkü 1 ile 0 arasında bu. Yüzde yani %200 de yapamaz mısınız? Yaparsınız. 100 üzerinden bakın 0.1 yaptığım zaman Ekranın 0.1'ini kaplayacak. Bakın zaten pozisyonum scale yani 0, 0 olduğu için bakın gördüğüm gördüğünüz gibi ekranın aynı kısmını kaplıyor. Bakın bunu en iyi örnek nasıl oluyor musunuz? Yarısını kaplayalım. Bakın 0.5. Bunu 0.5 yapalım. Ya bu tabii ekranın yarısını kaplamadı. Böyle yapalım. 0.5 kaç yaparsam ekranın tamamını kaplıyor? Ha pardon aşağı doğru 1 olacak. Yani şu eksenin y ekseni 1 olacak. X ekseni 0.5 yarısını kaplamak istiyorsak. Bakın gördüğünüz gibi hala yarım kaldı. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Şimdi ilk frame'i koyduğunuz zaman offset olarak gelecektir. Offset'i sıfırlayın. Ardından şöyle büyüterek başlarsanız scale olarak alır. Veya benim daha çok kullandığım bir yöntem olan şurada plugin nerede? Auto scale light var. Bu direkt bakın gördüğünüz gibi offset'i şeye çeviriyoruz, scale'a çeviriyor direkt. İki yöntemi de kullanabilirsiniz. Size kalmış hangisi daha rahat geliyorsa. Şimdi bu scale mı, öğrendik? Güzel. Ben çünkü ilk başlarken bunların hiçbirini bilmiyordum. Çok şanslısın bunları öğrendiğiniz için. Telefondan bir girdim. Bir arayüz oraya gitmiş, bir yol arayüz buraya gitmiş falan filan her neyse. Şimdi şuna hiç girmeyelim bu videoluk. Relatif evet, fikseye de kalsın. Şimdi bu localization sanırsam şey yani tam bir şeyim yok ama Türkçe çevirirseniz çevirme ile alakalı bir şey. Atıyorum frame'in içine bir yazı yazdınız atıyorum hello Türkçe çevirde merhaba oluyor falan. Selection'ı ben de bilmiyorum. Daha önce hiç kullandığımı da hatırlamıyorum. O yüzden sıkıntı yok. Evet frame frame'i kavrulsun. Sonra gelelim neye gelelim. Text Label'a gelelim mesela. ye şey yapalım ha? Text Label'ın da bakın gördüğünüz gibi yine aynı ayarlar. Fakat bunun farkı. Şurada bir text sekmesi var. Old face falan filan. Bakın burada da scale tool var görüyor musunuz? Bakın text size. 14 piksel burada böyle gözükürken 14 piksel burada daha küçük gözüküyor. Çünkü ekranımız daha büyük. Fakat bunu scale yaparsanız şeyle butonla beraber şunu bir şey yapalım scale yapalım. 0.1 1.1 Gördüğünüz gibi yazı da onunla beraber şey olacaktır. Evet, text table'ımız da bu kadar aslında. Pek şey farkı yok. Yazı yazıyorsunuz sadece. Sonra image label'a geçelim. Bu da ne biliyor musunuz? Text table'ın şeyli hali. Image'li hali. Oraya mesela bir image bulalım. Ne olsun atıyorum. Şuradan gelelim. Mesela ne var şu an? Sana bakalım. Düşündüğüm şey bulabilirsem. Ha bakın mesela bulduk bir tane. Bakın ID'sini alalım. Yapıştıralım. 25 e Bakın gördüğünüz gibi. imajımız oldu. Bunu kendiniz nereden yükleyebilirsiniz? Asset Manager şeyini açın. Orada imajları yükleyebilirsiniz. Şu an ben oyun şeye kayıtlı olmadığı için. Yani publishlemediğim için şey yapamıyorum. Her neyse. De kaldı? Scrolling frame ve video frame kaldı. Bu scrolling frame birazcık daha özel bir şey. Öbürlerine göre. Neden? Ya sen seni niye açıyorsun kardeş? Dur. şunu şöyle kapatalım. Scrolling frame getirelim. Bakın. Bunun özelliğini biliyor musunuz? Bakın. Atalım içine esas scrolling frame'i. Bakın gördüğünüz gibi kaydırabiliyoruz. Bunun da ekstra olarak özelliği işte scrolling direction'ı var yani ne tarafa doğru çevrilebiliyor. Bakın bunu x yaparsam sağa doğru çevirir sadece. Yani üst aşağı çevirme gitti. Mesela i̇şte bu x ya kalsın. Scroll var thickness. Şu barın ne kadar kalın olacağı 20. İsterseniz de 0 yapın hiç gözükmesin yani. Rengini de ve imajını de şey yapabiliyorsunuz yani resmini bakın. Ağlayan sünger bak yapabilirim bunu da. Şimdi 10 yapalım da. Bakın gördüğünüz gibi biraz kalitesi duruyor ama biraz şöyle genişletelim. Yok hiç olmadı böyle. 10 iyi ya. 5. 30 yapsak çok şey oluyor. Evet. 5 yapalım en iyisi. Ya Bakın gördüğünüz gibi sünger hoplu kaydırma şeyim var artık. Scrolling frame'i de nasıl şey yapabiliyorsunuz işte ve içine koyuyorsunuz atıyorum. E, bu tabii çok böyle şey yaptığınız zaman üst, yukarı yukarı gidiyor. Bunu elle yapmak şey değil ama şu constraint'ler göstereceğim size. Onlarla yapacağız scrolling frame. Böyle kendi kendiniz koymaya çalışırsanız kafayı yersiniz, delirirsiniz. Şimdi onu uyarayım yani. Her neyse başka kaldı? Video frame kalmış. Video frame. Video frame'e geçelim. Ya video frame daha önce yalan yok hiç kullanmadım ama bunda ne fark var? Image ile video koyuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bakalım şurada videosu var mı? Ne varmış? Bloksi varmış. Attık içine videoyu. link diye mesela. Böyle şu video ID'sini alalım. Koyalım yapıştıralım bizim video ID'sine. Evet, yani dur bir dakika ben bunu bir şey yapayım ha. Evet, düşündüğüm şeyden kaynaklanıyormuş. Sadece oyun içinde çalışıyor bakın. Öyle Video frame de bu yani. Gördüğünüz gibi. Bakın oynatıyor. Dan, bakın. Oh afiyet olsun koçum. Şuradan girelim screenlerimize. Bakın bunu plank yapmanız lazım tabi. Yoksa oynatmaz. Loop yaparsanız da tekrar tekrar oynatır. Zaten bunu müzik videosunu izlediyseniz aynı şey. Ne kaldı canvas grup kaldı canvas grup da ne biliyor musunuz? Atıyorum ben bu text table içine atıyorum. Image table içine atıyorum. Bir tek biraz. Bakın canvas grup bunların hepsinin babası. Bunun transferisi değişirse hepsinin değişir. Pardon şu grup transferisi bakın gördüğünüz gibi. Ve grubun rengi şöyle. Hepsinin rengi değişiyor yani. Twin servis izlediyseniz bu videoda hiç kodlama yapamadık ya. O zaman biraz kodlama mı yapsak ya? Mesela şu kanvas gruba bir animasyon çakalım. Ne diyorsunuz? Video fazla uzayacak ama yani ne yapalım? Yapacak şey yok. Şunun içine atalım öyle bir bakar. Script. Twin videosunu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Yoksa bu videoyu anlamazsınız. Veya ben bu kadar öğrendiğim yeter. Lugayları öğrensem yeter diyorsanız bu videoyu burada bitirebilirsiniz. Size i̇şte başlayalım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Açılma animasyonu yapacağız. Şöyle koyalım ortaya. Bu şey mi? Scale mı Değil. Şimdi bir scale yapalım. Evet güzel. Yalnız bunlar scale değil herhalde. Bunları da scale yapalım. Şöyle. Bak bulamıyorum iki saat. Ne yapalım? Scale. Tamam. Şimdi Lokal diyoruz. Twin info bunu hatırlıyorsunuz zaten. Twin info Kaç saniyede olsun? 2 saniyede. Benim easing styles. Quad olsun. Benim easing direction out. geri kalan ayarları yazmaya gerek yok. Zaten onu da kullanacağımız şeyler değiller. Mesela lokal diyelim. Twin eşittir win-service-create Tamam mı Neyi yapacağız script parent canvas grubu Win infomuzu koyalım Böyle Açalım kümemizi. Neyi yapacağız Grup transferini Şöyle bir yapalım Sıfır yapacağız Şöyle yapıyorduk ya yani. Group Transfer C Eşittir bir değil sıfır. Şöyle bir task weight ekleyelim. Yüklenmesini beklensin hocam. Aa, durun twin play yapmadık ya. Şu task weight'i alalım. Buraya koyalım. Twin play diyelim. Bakalım. Olacak mı? Bakın gördüğünüz gibi güzel bir açılma animasyonu yaptık. Evet. Bu videoda bu kadar olsun. Temel GUI elementlerini gösterdim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.